Başbakanın danışmanlarına da tavsiyem aslında bu metin yazarlarına özellikle. Bugün Star gazetesinde Osman Can'ın bir yazısı var. Osman Can tabii önemli bir insan. Şu anda AK Parti'de de bir görev var değil mi? MYK içinde mi? MKYK üyesi. Önemli biri olduğunu hissetmişsin ama neden o önemlinin nereden geldiğini galiba tam olarak bilmiyorsun. MKYK yani üyesi oldu. Böyle aşağılamalara hiç gerek yok. Osman Can aşağılama falan da değil. Biri daha önce röportaj aşağılama, da yaptım. Aşağılama falan değil. Röportörüyken de görüştüm. Yazılarını da dikkatli aşağılama, okuyorum. Aşağılama falan değil. Burada sonuçta ekran karşısında söz söylüyoruz. Söylediğimiz sözün ayaklarının yere basması lazım. Ayaklarımızın yere basması lazım. Ben Osman Can'ın AK Parti'de şu anda bir mevki olduğunu da bilen bir insanım. Yazılarını da takip eden bir insanım. Ama burada aynı en zamanda programın amacı bizim fikirlerimizi tartışmamız. Doğru. Karşılıklı birbirimizi alay etmemiz ya da itibarsızlaştırmaya çalışmamız değil. Şimdi, şimdi bunu yapmak çok kolay. Sen, birkaç defa da dikkatimi çekiyor. Sen, burada, sen bunu okumadın. Ha, Huffington Post'u okumadın mı? Benim de, falan diye. Benim yani de bunu dikkatimi... her gün ben Osman Can'ın yazısını okudun mu? Hayır okumadım. Ben şimdi tutup sana Osman Can'ın yazısını okudun mu? Okumadın mı? Ha, ama okusam mı diyeyim yani. Ama okusam, madem fikirleri konuşuyoruz, bunları fikir sayar mısın? Yani bunları söylediğimde fikir mi serdetmiş sence oluyorum? Ben, bir bilgiyi Akif, mi paylaşmış oluyorum? Akif, yoksa başka bir şey mi bu? Ramazan'da insanların iftar yaptığını, orucun ne olduğunu falan bilmiyor muyum? Bilemem onu ben. Sence, ha, bilemem onu ben. Nereden bileyim? Ben sadece bu söylediğin söz üzerine tahmin bir değerlendirme et. Acaba yapıyorum. Ben oruç nedir biliyor ben, olabilir miyim? Söylediğin söz üzerine o zaman biliyormuş bu gibi. Biliyormuş gibi konuş o zaman. Burada belki, bilmiyormuş gibi niye konuşuyorsun? Demek, peki ben yani, sence Ramazan'da o zaman insan, siyasetçilerin gibi iftar yaptığını, iftarlara katıldığını bilmiyor olabilir miyim? Niye bilmiyormuş gibi konuşuyorsun o zaman? Madem biliyorsun. Ben sence ben. Hayır soruyorum cevap veriyorum. Ankara 4 yıl hayır, Ankara temsilciliği yapmış biri olarak hangi siyasetçinin hangi iftara gittiğini bilmiyor muyum? Bence bilmiyorsun. Bence başbakanın her yıl hangi iftarlara gittiğini bilmiyorsun. Ben bilmediğin şunu için de bilmediğin için de o cümleleri kurdun. Başbakan medyada artık yandaş medyada özellikle en son haber.com şey, özellikle kadın gazetecileri hedefe alarak işte böyle bir alaycı bir üslup. Bu Ece Temel Kur'an'a bu kabul yapılıyor. Edilemez bir şey. Hayır hayır. Amber'in hayır. Zamana ayıp yapılıyor. Şey marjinalize etme çalışmaları. Ayıp bir şey yapıyorsun şu an. Özellikle Dağ Karan'a yapılıyor. Burada mesela çok sıklıkla son dönemde. Bir saniye bir saniye. Bunlar hayır, hayır. Eski Apache numaraları. Çok ayıp bir şey. Eski Apache numaraları. Çok ayıp bir şey yapıyorsun. Sen şu an benimle ve ben bunlara papuç bırakmam onu da söyleyeyim. Sen neye papuç bırakırsan bırak. Sen şu an benimle gazeteci olarak mı konuşuyorsun kadın olarak mı? Ben şu anda bu ikisi arasında bir seçim ben şu anda ben değil. Şu anda eğer yanlış bir şey söylersen itiraz olan ederim. Kadınları karikatürize etme çabası var. Bu çok sistematik. Ben nerede yaptım ve bak onu? Ben sana sen nerede yaptın demiyorum ama bana çok ne koordineli ondan bir şekilde Ece Temel Kur'an'a, Nuray Mert'e, dediğim gibi Ceyda Karan'a, Amber'in ya sen zamana onlara selam göndereceksin diye bunu benim üstümden yapmana izin vermem. Hiç sen buradan kadın dayanışması ya da ideolojik dayanışma içerisine gidip bir takım arkadaşlarına selam göndereceksin diye bunu benim üstümden yapmana izin vermem. Ama hem diyeceksin yönelik, ki burada fikir tartışması yapıyoruz hem de yönelik, selam çabasına gireceksin. İtibarsızlaştırma kampanyası. Ne itibarsızlaştırması Allah aşkına. Çerçevesinde ya ortaya çıkan ensonhaber.com birbiriyle alay etmek, karşılıklı birbirinin açığını bulmaya çalışmak, bunun için özel bir çaba göstermekten ziyade ya özel senin ziyade senin gerçekten halini de görmek için Türkiye'nin özel çabaya ihtiyaç yok ki. Benim halim hiç bir özel daha bir anlayayım. Hayır senin diyorsun ki görmek için yani az önce programın girişinde gördüğüm ve söylediğim şeyleri görmek ve söylemek için özel bir çabaya ihtiyaç yok. Kendini onları çok tekrar önemsene. Tanımla o zaman. Kendini çok az önce söyledim bir daha yapmayacağım. Merasim mi yapıyoruz burada? Tekrar tanımla onları. Müsamere yapmıyoruz. Bir peki kere tanımla. Nedir bu üslup nedir Akif? Yani böyle nasıl konuşacağız? Siyaset yani, nasıl konuşacağız? Geçelim konuya konuş o zaman. Yani nedir ama senin halini görmek için özel bir nasıl çabaya gerek hayır, yok diye. Sen kulağına geldi mi? Reji hazırlamış istediğin görüntüleri. Peki dinle. Versinler bakalım. Başbakanın çevik kuvvet iftarı var. Çevik kuvvetin genel çevik kuvvet polislerinin de katıldığı bir iftar var Ankara'da. Daha önce destan vesaire gibi açıklamaları olmuştu. Herhalde bugün de daha onun ötesinde açıklamalar bekliyoruz. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. ensonhaber.com